merhabalar arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Kripto paralar, blok zincirle ilgili birçok içerik var. Biraz eksik gördüğüm noktalarda katkı sunmaya çalışıyorum. Hani bu YouTube videolarında sponsor yok, reklam yok, hiçbir şey yok. Tamamen özellikle kendi takipçilerimle, bu konuda kendini geliştirmek isteyen insanların biraz daha geniş perspektiften olaya yaklaşmalarını istiyorum. Bana da değer katıyor iletişimde olduğum insanların bu yönden yaklaşması. Şimdi bu videoda şeye bakacağız. Bitcoin, magazinel bir şekilde söylersek Bitcoin nereden çıktı, nereye, neden yükseliyor? Hani dalgalanmaların dışında genel artışından sonuçta 1 trilyon dolarlık bir hacme çıktı. Ve Web3 konusunun ilk çıkışına değineceğiz. Şimdi Bitcoin'in ve kripto paraların tarihçesine baktığımızda işte Satoshi Nakamoto gibi hani anonim isimler var. Onların dışında da gerek Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin ve kurucularından yine Gavin Wood ismi var. Şimdi Bitcoin neden artıyor sorusunun cevabını hani dürüst söylemek gerekirse ben de çok geç anladım. Bunun artmasına sebebi işte balinalar, borsalar, finansal sistemin dışında bir tane resmi var. O resim de şu aslında. Web3. Bunu Web3 parantezine aldığımızda aslında bütün o muğlaklık kayboluyor ve resim net ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar Web1 evresi web düzeninin statik olduğu, sadece girdiğimiz şeyleri okuduğumuz, resimleri gördüğümüz bir evreydi. Yani işte burada diyor read only static. Web2'de read write dynamic olayı oldu. Yani kullanıcılar sitelere içerik girmeye başladı. Bu işte sosyal anlamda, kültürel anlamda her şeyi dönüştürdü. Yani siz mesela çok güldüğünüz bir içerik vardır, mesela atıyorum horoz taklidi yapan bir TikTok'taki biri. Ama onun sisteme girmesi bile sistemi eviriyor. İşte netnografi deniliyor mesela. Net ve etnografik kodların birleşimi. Çok detayına girmeyeceğim ama burada sosyal bir dönüşüm oluyor. İşte Arap Baharı vesaire de bunun bir parçası. Ve ekonomi de şurada 1 trilyon dolarken burada 10 trilyon dolara doğru çıkıyor. Yine bu da bir araştırmaydı. Şimdi araştırma şirketini unuttum da Pew Research gibi bir şirketin araştırmasıydı. 10 trilyon dolara çıktı. Biz de biliyoruz zaten. Az çok yani işte mesela Facebook'un değerinin kaç milyar dolar olduğunu gibi, Pinterest'in, şunun, bunun, GitHub'ın, LinkedIn'in toplamdaki ulaştığı ekonomiyi biliyoruz. Şimdi burada ne oldu? Read-write dinamik oldu. Yani insanlar sisteme bir şey girmeye başladı. Şu evrede devasa internet şirketleri çıktı ve tabiri caizse malın çoğunu onlar aldı. Yani oradaki oluşan ekonominin %99'unu bu internet şirketleri çektiler. Bir insanın bilinci Web1'deyken şuydu. Aa ne güzel, internetten bir şeyler öğreniyorum. Web2'de şu oldu. Aa ne güzel, bedavaya fotoğraf yükleyebiliyorum. Ama bu bilinç gitgide gelişiyor ve Web3'de şunu diyecek. Ben içerik üretiyorsam bunun karşılığında neden bir gelir elde etmiyorum? Ve Web3 konusu da kripto paralar 2011'de çıktıktan daha sonra Web3 yeniden yorumlanıyor. Şimdi onun belgelerini göstereceğim. Muhtemelen Türkiye'de de ilk ben göstereceğim. O konuda iddialıyım. Çünkü çok derinlemesine araştırdım. Web3'de dedi ki, işte bunun ismini koyan Gavin Wood tarzı adamlar. Kardeşim aradaki şirketleri ortadan çıkaralım. Aradaki şirketleri ortadan çıkaralım ve bu geliri işte bu notlara, düğümlere veya o hisse sahiplerine, projenin hisse sahiplerine verelim. Ve bu da deniliyor ki dünyayı Web3'te biz finansal olarak birbirine bağlayacağız. Hemen bir örnek vereyim. Web1'de bir tane öğretmen düşünün. Öğretmen sadece internete bilgi giriyor. Sitenin altında sayaç var. Sayaca bakıp motive oluyor. Web2'de sosyal olarak dünya birbirine bağlandı. Artık o öğretmene insanlar tepkiler veriyor ve ona göre yönü belirleniyor. Sosyal motivasyon katıyor. Web3'te ise artık işte MetaMask tarzı eklentiler veya diğer cüzdanlar ile anında o öğretmene mikro ödemeler yapılıyor ve sosyal motivasyonun yanında finansal motivasyon katılıyor. Ve bu da büyük bir ekonomi oluşturuyor. Çünkü dünya tarih boyunca finansal olarak tam anlamıyla birbirine bağlanmadı. Bankalar bu arada bu noktada çok hantal kalıyor. Diğer bir sürü aradaki otorite vesaire de bunu yavaşlatıyor.
Bu deneniyor. Olur mu olmaz mı? Şimdi mesela %90'ı coinlerin batar diye magazinsel demeçler oluyor. Ama burada bir şey haksızlık yapıyoruz. Hangi startup ekosisteminde projelerin %90'ı batmıyor ki? Yani burada şöyle düşünüyor sanki o projeleri yapan, şunları Web3 projelerini yapanların %90'ı dolandırıcı. Bunlar böyle algılara dikkat edin. Zaten bu tarz videolarda en önemsediğim nokta o. Yani filin sadece kuyruğunu gösterip bu bir yılandır demeye çalışıyorlar. Biz file odaklanmamız lazım. Buradaki projelerin hepsinin yapmaya çalıştığı şey bu aslında Web3'ü ortaya çıkarmak. Herkes bir yerinden tutmaya çalışıyor. Biri diyor ki turizm, biri işte diyor ki finans uygulamaları, gizlilik uygulamaları, veri uygulamaları gibi. Herkes Web3 yeniden şekillenirken bunun bir parçası olmaya çalışıyor. Burada önemli nokta şu. Şimdi Web1'de ne oldu mesela dotcom krizinde falan? İnternet şirketleri çok yüksek bir tabiri caizse nasıl ifade edeyim? Yani o beklentiyi karşılayamadı ve bir balon patladı. Bakın balon patladı. O zaman Bitcoin var mıydı? Yoktu. Balon patladı. Web2'de ne oldu? Sosyal ağlar. Mesela sosyal ağlar deyince herkesin aklına belki Facebook falan gelir ama sosyal ağların ilk denemeleri 1997'de falan başlıyor. Hatta bizim kullandığımız Hotmail.com'un ilk altyapısındaki işte Passport diye bir şey vardı. Microsoft'un satın aldığı. O Passport aslında bir sosyal ağın altyapısında geliştirilen bir şey. Microsoft sosyal ağı alıyor, sosyal ağı kapatıyor. Sonra Passport'u alıp işte onu Microsoft Passport yapıyor. Sonra onu Hotmail yapıyor. Şu anda Outlook'a dönüyor. Ta 97'den. Ne oluyor? O sosyal ağların çoğu batıyor. O sosyal ağların çoğunun batmasının sebebi o adamların dolandırıcı olması değil. Teknoloji ile sosyal parametreler arasında bir ilişki var. Toplumsal kabul görene kadar teknolojik işler çıkar iner, çıkar iner. Ama Facebook 2006'da sistemi tam olarak oturttuğunda, yani sistemden kastımız Web 2 denklemini doğru olarak çözdüğünde, ki o denklem şu: tamam, senden para almayacağım, istediğin kadar fotoğraf yükleyeceğim, sistemde ücretli üyelik olmayacak ama ben senin verini o kadar iyi kullanacağım ki senden çok fazla para kazanacağım. Bu denklemi çözdükten sonra geriye dönüşü oldu mu? Olmadı. 2006'dan beri Facebook hızlı bir şekilde artış gösterdi. Daha sonra da işte Instagram, WhatsApp gibi satın aldığı platformlar ve sayesinde bu gücü korudu. Web3'te de benzer şeyler var. Yani zorluyor oraya geçmeyi sistem ama toplumsal kabul görmemesi ana sorun. Onun dışında işte takımda uyumsuzluk olur, üründe kötü bir şey olur, fikirde eksiklik olur, hayata geçirmede sorun olur. Arzı fazladır, arzı azdır vesaire. Borsalarla ilgili sorunlar yaşar, hacklenir. Bunların hepsi ayrıntı. Ana şey şu: toplumsal kabul görecek mi? Yani benim annem bunu kullanacak mı? Facebook'a niye girdi annem mesela? Bunu düşünelim. Çünkü bir fayda üretti. Sistem 2006'da fayda üretmeye başladı. Benim için faydayı çok rahat üretti. Aa, arkadaşlarımı buluyorum. Zaten teknolojiyi seviyorum. Hemen girdim. Ama sistemin annem babam için fayda üretmesi 6 yıl 7 yıl sürdü. 6-7 yıl sonra bir şekilde sistem onlar için bir fayda ürettiği an o sisteme giriyor. Hiçbir şekilde onu durduramazsınız. Yani kripto paralar veya blok zincir ekonomisi de o kişiler için bir fayda ürettiği anda sisteme girecekler. Ve bu şekilde zaten artıyor. Bazen görüyorum çok güzel. Mesela Bitcoin ile kripto paralar ile kullanıcı sayısını kıyaslıyorlar. Aslında doğru bakış açısı bu. Yani diyorlar ki şu an 120 milyon kişi atıyorum bunu kullanıyor. Bu internetin 1997'si anlamına geliyor. Gerçekten öyle. Çünkü bu iş bir web işi. Bu kripto paralar bir web meselesi. Peki bu Web 3 nasıl adı konuluyor? Ona da biraz gireceğim burada. Şimdi arkadaşlar, niye önemli? Oradan başlayalım. Web 3, what is the Web 3? Web 3. Burada nokta sıfırı koymuş, sonradan siliyor. Gavin Wood'un sitesi, bakın Web 3'e. Ve Gavin Wood'un ana sayfasında buraya link yoktur. Yani bunu sitenin arşivlerinden buldum. İlk Web 3'ü 2014 yılında Gavin Wood tanımlıyor. Bakın. 2014 yılında. Diyor ki o zamana kadar aslında Web 3 tahayyülleri şey, yani yapay zeka olursa Web'de Web 3 olur. Tamam, makul, ama daha sonra bir kripto paraların ivmelenmesiyle. Bakın 2014 Nisan'da Bitcoin'in fiyatı ne kadardı? Bakalım mı şuradan? Muhtemelen şöyle bulabiliriz. Bakın.
2014 Nisan. Bitcoin'in fiyatı o zamanlar 17 dolar falanmış. 17 dolarken, doğru bakıyorum değil mi? Evet, 17 dolarken bunu tahayyül ediyor Kevin Wood. Bence bir önemli nokta da şu. Kimin ismiyle başlıyor manifestoya? Edward Snowden. Yani bazen bu denklemi okurken insanlar bunun sadece finansal bir mesele olduğunu düşünüyorlar. Bazı komplo teoricileri de bunu çok kısa devre bakıyorlar. Yani diyor ki tak Illuminati şu bu. Hemen kapatalım. Aslında mesele ikisinin ortası. Yani evet bu iş tamamen finansal bir proje değil. Ama bu kadar komplo teorisine de girmemek lazım. Yapay zekada da aynısı var. Yapay zeka işte şunlar ya Illuminati yapıyor, sonumuzu getirdi. Yapay zeka ile ilgili bir sürü çalışmayan proje var. GitHub'a girin bakın yani. İşlerin %99'u çalışmıyor. Yani bunu gizemli bir güç yapıyorsa %99'u niye işlerin çalışmıyor? Gizemli bir güç yapmıyor ama bir niyet var. İşte bugün Aston Polkadot'un manifestosunu da muhtemelen açarım. Orada da baktığınızda sosyal mesajlar vardır. Web3 de bu şekilde başlıyor. Diyor ki Edward Snowden bize bir yenilik getirdi ve biz artık büyük şirketler tarafından çok fazla gözlemlendiğimizi öğrendik. Yeni bir internet tasarlamamız lazım. Noktadan noktaya bir internet tasarlamamız lazım ve buna diyor ki güvenli sosyal işletim sistemi. Bunun adını da bu şekilde koyuyor. Merhaba diyelim diyor 2014'te bakın. Daha sonra Ethereum'un işte JavaScript kütüphanesinin adı da Web3 oluyor. Ama Gavin Wood burada durmuyor. Daha ileri götürüyor. Web3 vakfını kuruyor. Ve bugün birçok projenin Web3 iddiasında olduğunu görüyoruz. Genel bir kabul olarak da görüyor. Bakın burada da mesela 17 Nisan bir hafta önce Web3 neye benzeyecek diye bir yorum yapıyor. Burada da yine Facebook, Twitter gibi şirketlerin bizim bütün verimizi aldığında neler olacağını söylüyor. Şimdi bununla ilgili çok güzel kitap yazan biri var. Şermin kadının adı, yabancı. Web3 diye bir kitabı var. Bakabilirsiniz. Belki linkin altına koyarım videonun. Tam soyadını unuttum şimdi kadın. O diyor ki çok basit bir mantığı var kardeşim. Şu anda sen internete hangi bilgini veriyorsun? Fotoğrafını, videonu. Yarın nesnelerin internete girdiğinde evinin bütün verisini verdin. Otonom araçlar geldi. Araba verini verdin. Onu verdin. Bunu verdin. Bu kadar şeyi şirketlere emanet etmemiz ne kadar güvenli? Bu bir balon gibi şişer. Öyleyse biz şirketlere değil kriptolojiye güvenip aradaki işte o man in the middle'ı ortadan çıkartmamız lazım diyorlar. Gördüğünüz gibi buradaki manifestoları şunun için gösterdim. Bu iş sadece finansal bir iş değil. Bu iş aslında bir anlamda, bakın burada Snowden'a yine atıf var. Bir sosyal meydan okuma meselesi de. İşte otoritelere, orada çünkü WikiLeaks olayında da benzer şekilde para akışının WikiLeaks'e kesilmesi sonrasında Bitcoin'i üzerinden yardımların yapılması. İşte Essence, hatta Julian Essence'in Bitcoin'i yaptığına dair komplo teorilerine kadar gidiyor iş. Neyse komplo teorilerine girince dibi gelmiyor ama burada şunu görmeniz lazım. Web3 işi, kripto para işi finansal bir meselenin çok daha ötesidir. Sonra gelelim Polkadot Web3 için şey misyonuna gelelim bakalım. Burada bir manifestosunu görebilirsek. Türkçe çevirmişlerdi çünkü. Bir bakalım. Ha, şimdi burada bulamadım ama şöyle buradan hemen bir ilk sayfası vardı. Bakın şimdi bu çok önemli. Bu Polkadot'un da manifestosu birçok Web3 konseptinin de manifestosu. Polkadot'a niye odaklanıyoruz? Fiyatından falan değil. Aslında şundan dolayı Web3 konferansları dediğimizde doğru yazdım mı? Bakın Web3 konferanslarına YouTube'dan girip bakarsanız zaten birçok ismin burada konuşmacı olduğunu, yani zihinsel anlamda işin merkezinin Web3 vakfı, Web3 zirveleri olduğunu görürsünüz. Hatta bu zirvenin ünlü konuşmacılarından biri de Edward Snowden'dır. Şimdi oradan gelelim. Burada ne diyor? Diyor ki daha az güven, daha fazla dürüstlük. Her gün çıkarlar için işte bizim bilgilerimizi kontrol eden bir avuç şirket tarafından kontrol ediliyoruz.
Genelde bu vardır. Yani manifestolara girişte, kripto para ekosisteminin ana zihinsel manifestolarına girince internet bozuldu. İnternet artık eskisi gibi değil. İnternete bizden çaldılar gibi bir söylem geliştirilir. Ve bunun arkasında da Facebook, Twitter'a devletlerden de ziyade Facebook, Twitter gibi devlere atıfta bulunulur. İşte bugün yapılmaya çalışılan şey bu. Yani Web 2'yi Web 3'e geçirmek, interneti vites artırmak. Bunu yaptığınız zaman çok büyük bir ekonomi oluşması kaçınılmaz. Yani mesela Ocean protokolün sitesine gireyim. Bakın çok güzel örnek. Ocean'da işte yüzlerde bir şey. Mesela hemen MetaMask'ım açılıyor mesela. Gördünüz mü? Ne yapıyorum bu siteden? Ben diyorum ki mesela şöyle bakalım. Balinalarla ilgili bir veri var. Bu veriyi satın alacağım. Bakın market. Normalde bunu nasıl satın alırız? İşte Amazon'dan falan satın alırız. Amazon üzerinden kontrolü gerçekleşir. Burada nasıl oluyor? Şu an buy butonu çalışmıyor çünkü MetaMask'ı aktifleştirmedim. MetaMask'ı aktifleştirince buradan bunu alıyorum. Kim alıyor? İşte bu MetaMask cüzdanındaki ID. Kim olduğumu bilmiyor. Ve doğrudan buradan alıyorum. Gördünüz mü? Dolayısıyla aradaki bütün otoriteler kalkıyor. Anonim bir şekilde para akışı gerçekleşiyor. Bu da çok büyük bir ekonomi işte. İşte işin ekonomisi bu. Yani burada bunu da satabilir. NFT'yi satıyorlar. Ünlü mesela şu anda. NFT de olabilir. Başka bir proje de olabilir. Şu an bu beta'da. Benzer şekilde Subsocial'a bakabiliriz mesela. Subsocial'da ne var? Direkt sosyal ağ blok zincir üzerine yapmışlar. Açık kaynak kodlu. Ve burada da aynı şekilde Polkadot cüzdanıyla etkileşime giriyor. Ve sizin yazınız beğenildiği zaman beğen tuşuna basınca o kişi size mikro bir ödeme yapabiliyor. Mesela şu an şu kadar bakiye var. Burada birinin paylaşımını beğendiğimde veya onu takip ettiğimde doğrudan ona para aktarabiliyorum. Bu mesele önemli bir mesele. Bakın diyor ki merkezleşmeyi boykot edelim. İşte bu meselenin sosyal kırılımlarına baktığınız zaman Bitcoin'in neden arttığını anlarsınız. Ama onun ötesinde grafiklere odaklandığınızda aslında hiçbir şey anlayamazsınız. Çünkü o grafiklerde ana belirleyici balinalar ve borsalar oluyor. Ama arka planda resme biraz daha uzaktan baktığınızda sosyal bir dönüşümün dünyaya getirilmeye çalışıldığını, bunu getirmek isteyenlerin de aslında işte o cyberpunk akımından gelen 90'lardan beri olan insanlar olduğunu az çok anlıyorsunuz. Bakayım şurada çıkar mı? Cyberpunk yanlış mı yazdım? Message desem düzeltir. Şu. Harfi yanlış. Şu kitabı tavsiye ederim. Yani bu kişilerin bu akımı araştırırsanız bu akıma, bu felsefeye sahip kişilerin ki bunların küresel olması tırnak içinde çok şaşırtıcı bir şey değil yani. Çünkü noktadan noktaya dünyayı savunan, hani bir nokta var, diğer nokta var ve bu noktalar arası her şey paylaşılabilir savunan insanların küreselci olması çok sıkıntı şaşırtıcı değil. Aslında burada sorunlar var. Yani bu blok zincirin ve Web 3'ün getireceği çok devasa sorunlar var. Bu sorunları görüp geri plana çekilip Web 2'de kalalım da diyemeyiz. Yani şöyle düşünün. Web 1'deyiz diye düşünün. Biri geldi dedi ki işte sosyal ağlar açılacak. Milyonlarca kişi oralara girecek. O zaman şunu diyebilirsin. Aa bir sürü sapık var, katil var. Onlar da hesap açar. O sosyal ağları açmayalım deseydik bunu durdurabilir miydik? Durduramazdık. Nasıl işi çözdük? Mesela sosyal ağlarda bazı pornografik içeriklere karşı yapay zeka algoritmalarıyla hızlı bir eleme gerçekleşiyor. Onun dışında şikayet mekanizmaları vesaire kaos ve sistem birbiriyle uyumlu hale geliyor. Web 3'te de aynısı olacak. Önemli olan şu, oluşabilecek çok büyük tehditleri, riskleri gerek toplum için gerek işte ülke için önceden yakalarsak, analiz edebilirsek ona karşı bir şey geliştirebiliriz. Nefret söyleminin yayılmasından tutun diğer suça yönelik içeriklerin, o dark web'den gelecek pis içeriklere kadar her şey. Bunu çok iyi yönetmemiz lazım. İşte Bitcoin'in artmasının sebebi de bu. Bitcoin'in ana artmasının sebebi aslında web ile bütünleşip bir ruha tabiri caizse kavuşması, bir manifestosunun olması ve
o ruha kavuşması, yerini bulması. Onun dışında yatırım aracı olmasının dışında buradan yani Web3 ile birleştiğinde evet biz bunu şurada da kullanabiliriz. Netflix'i de bu moda çevirebiliriz. İşte arama motoru da atıyorum Presearch gibi. Arama motoru da yapabiliriz. Mesela Presearch blok zincir üzerinde bir arama motoru ve arama yaptıkça size ödeme yapıyor. Kendi para biriminde. Her şeyi buna çevirebiliriz. Veya Joss TV atıyorum. Değil mi? Bu mesela bu platformda ne yapıyor? Aynı şekilde blok zincir üzerine şuralarda var işte mesela 49 lira kazanmış bu videoda falan. Çok deneme aşamasında bunlar. Hani bunların çoğunun tutmamasının, batabilecek olmasına sebebi dolandırıcı olmalarından ziyade internet ekosisteminde çok hırçın bir rekabetin olması ve zaten projelerin çoğunun batması. Ama siz yatırımcıysanız da işte bu bakış açısıyla baktığınızda daha iyi bir yatırım planı da yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Özellikle buradaki risklerle ilgili de bir video çekmeyi istiyorum fırsat olursa.